Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu çekme amacım ilk olarak bu piyasaya yeni giren amatör arkadaşlarımızın piyasada neler yapabileceği, nasıl para kazanacağı, bunun yanında ne yapmaması gerektikleri, yaptığım hatalar ve yapmamam gereken şeyleri ısrarla yapmamdan bahsedeceğim. Bu piyasaya giriyorsanız mutlaka biraz paranız olacak. Bu parayı unutacaksınız. Bu parayla yaşanmayacaksınız. Zor durumda kalmayacak kadar bir parayla gireceksiniz. Yani atıyorum piyasaya girdiniz, 100 milyarınız var. Hani stokta toplam hani harcayabileceğiniz 100 milyarınız var. O parayı unutacaksınız ya, kaybetmiş gibi düşüneceksiniz ya da o psikolojiye hazırlayacaksınız kendinizi, bu bir. İki, biraz kazanınca çekmeyeceksiniz. Aha oradan düşer demeyeceksiniz. Boğa piyasasının ana kuralıdır. %20'de satarsınız. %60, %70, %200, %300 olur. Böyle ağzınız açık izler. Sonra %300'den alırsınız. Sonra bir %50 düşer. Aha bittim dersin. Aslında koyun bitmemiştir. Ufak bir aşağıya gitmiştir. Siz aslında büyük bir zarar edersiniz ama buralardan. Bu da önemli bir sorun. Bunun yanında airdroplar vardır. Bu tarz mesela Felixo airdropu vardır. Ben zamanda yapmıştım. Zamanda sattım bütün tokenleri. Burada bir ton Felixon vardı benim. Ondan sonra acıma hesapta çok az 3 dolarlık bir Felixon vardı. Hesabını hatırlıyorum. Sonra geçen gün girdim. Uçtu dediler. Bir girdim 15 dolar 16 dolar olmuş. Yani çok az bir paraydı. Hani bunu çekemiyordum, bu Felixo'yu. O kadar az bir coin'den bahsediyorum. Bunu kiraya koymuştum. 13-14 dolar olmuş. Şimdi tekrar 9,52 dolar olmuş. Yani devam olun ki bu paralara ihtiyacınız yoksa, airdroplara katılıyorsanız, borsa airdroplarına katılıyorsanız biriktirmeye çalışın. Hatta birazcık paranız varsa da, değeri çok düşükse oradan alın. Yani çok az miktarda veriyorsa size, oradan bir miktar da alabilmeniz, hani yatırım tavsiyesi tabii değil bunlar ama öneririm. Yani bu benim kendi düşüncem. Benim kendi yaptığım hatalar. Mesela ben bir tek sende şurada bir hesabıma giriş yaptığım zaman kaybettiğim paraları şu an sizlerle göstermek istiyorum ki neler yapmamanız gerektiğini daha canlı şekilde anlayabilmeniz lazım. Şimdi buraya girdik abicim. Telefonumuza bir kod gelecek. Onu giriyoruz. Evet, telefonumuza gelen kodu gördük. Abicim hesabımızdaki olan para ne kadar? 1,2 TL falan filan değil mi? Hesaplarım, hesap özeti. Girdim. 35 TL param var. Ne var? Bilmiyorum, kullanmıyorum. Bitcoin Cash bilmem ne falan filan, Inter Milan var. Transferlerim, Exxen profilim, işlem geçmişim. Gireyim mi? Son 7 gün değil, tümü. Ondan sonra acaba, daha doğrusu Exxen profilime gireyim. Ne kadar para kazanmışım? Toplam 608 Exxen kazanmışım. Ben eksenleri ne kadardan sattım? 0,40 kuruştan olması lazım. Çok daha ucuzlardan sattığımı hatırlıyorum. Peki şu an bir eksen ne kadar? 15 TL. 24 TL görmüşlüğü var zamanında. Yani demem onu ki, bu tarz airdroplara katılıyorsanız 5 eksen, 10 eksen, 20 eksen güzel bir airdrop yakaladınız, satmayın. Hatta paranız varsa ufaktan da hani bir değerlendirebilirsiniz yani. Aynı zamanda bunun dışında yine Truth Wallet airdropuna katılmıştım. Truth Wallet diyorum. Binance'a işlem yaptığım için bana 100 TVT vermişti. 0,13 tane TVT'leri satmıştım. Şu an 0,60. Neden? Listelenmesini beklemedim. O gün bana o para lazımdı. Çünkü param yoktu. Sizin paranız varsa satmayın. Para böyle kazanılır. Param varsa parayla kazanırsın. Ondan sonra acaba Sant diye bir token geldi. CoinMarketCap'ten ilerleyen videolarımda görebilirsiniz ya da internette araştırarak bulabilirsiniz. CoinMarketCap'te soruları doğru cevaplıyorsunuz. Orada Binance ID'nizi yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra belli bir süre sonrası ilk katılanlardan olursanız ya da işte herkese de veremiyor duruma göre, o anki kampanyaya göre size para yolluyor. Ben bu Sant'tan tokenleri sattım 70 TL'den. Sonra Sant olduğu 5x yaptı. Mesela otur ağla abi. Ondan sonracığım o bitti. Mesela Algo vardı, Avax vardı. 3 dolardan 5 dolardan işlemim var yani. Çok rahat. Biliyordum yükseleceğini, teknolojisini araştırmıştım. Bakın dedim, bu token yükselecek ama param yoktu, alamadım. Çünkü paranız olmayınca alamıyorsunuz. Şu an oldu 30 dolar. Belki yarın 40 dolar olacak. Onu da bilmiyoruz. EGLD diye bir token vardı. 40'tan yakaladım. Çıldırdım. Yükselmesini bekliyorum. Bir hafta yükselmedi. En sonunda yükseldi. Ben bıraktım, token yükseldi. 50 dolar oldu. 50-55. Şu an 150-160 dolar. Sıksam mı kafama bilmiyorum. Ama piyasa gerçekten böyle. Sabır istiyor. Selamet istiyor.
ve hani özveri istiyor ve biraz da paranıza sahip çıkmanız gerekiyor. Öyle aha %10 düştü, %20 yıkıldım, %20 kazandım. Yok. Burası Bitcoin borsası arkadaşlar. Burada dikkatli olacaksınız. Burada bütün airdroplara katılmaya çalışacaksınız. Ondan sonra piyasayı takip edeceksiniz. FOMO'ya katılmayacaksınız. Yani işlem açtım. Durmadan ondan ona geçeyim yok. Biraz bekle. Baktım coin'in yürümüyor. Bir hafta, 2 hafta bekle ya ölüsün. Boğa piyasasının her türlü yürür. Yürümeme olasılığı yok. Bu zamana kadar benim para kaybetmemin ana sebebi bu. Siz kaybetmek istemiyorsanız bu tarz taktikleri uygulamanızı öneririm. Dikkatli olun. Adamı yerler. Tepeden bırakırlar, aşağıdan yersiniz. Ama boğa piyasasında biraz dikkatli olmalısınız. Hani sabırlı olmalısınız para kazanmak istiyorsanız. Mutlaka bu tarz olaylara dikkat edin. O yüzden para kazanmak aslında göründüğü kadar zor değil. Sabır istiyor, selamet istiyor, birazcık da para istiyor borsa işinde. Bu videom şimdilik bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Likit olmadan kalın.